Evet, siyaset sahnesi hareketli. Gezi davasında cezalar yağdırıldı ve bunun üzerine tepkiler geldi ve Gezi açıklamaları tekrar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hatırlayalım ne demişti daha önce, önümüzdeki cuma görüntüleri yayımlayacağız diyerek camide içki içildiğini öne sürmüştü. Yine yaptığı açıklamada Gezi ile ilgili yine aslında aynı iddiayı sürdürdü. Dolmabahçe'yi hatırlayın dedi. Bira kutuları ile caminin içinde oturan müptezeller ifadesini kullandı. Gezi Parkı eylemcileri için konuşacağız. Bir yandan da Özgür Özel'e açmış olduğu bir manevi tazminat davası var. 250 bin liralık gazeteci Saygı Öztürk yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Sağ olun Evra Hanım. Sayın Öztürk, önce bu sıcak gelişmeyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir manevi tazminat davası açtığını duyurduk. Şimdi 250 bin liralık bir tazminat davası Özgür Özel'e yönelik. Özgür Özel ne demişti, CHP'li Özgür Özel? Erdoğan tarih önüne mahkum olacak, hesap verecektir demişti. Ve AKP tarafından da bir tehdit olarak algılandı. Böyle öne sürüldü. Şimdi de bir dava ile karşı karşıyayız. Neler söylersiniz sıcak gelişme olarak? Kuşkusuz Cumhurbaşkanımıza hakaret edilmesini kimse kabul edemez. Böyle bir şey hakikaten yapıldıysa, bir gerçek anlamda bir hakaret sözcüğü varsa bununla ilgili Cumhurbaşkanı tazminat davası açma, yani vatandaş bile olsa açma hakları vardır. Önce onu belirtelim. Ancak son dönemlerde Cumhurbaşkanımızın açtığı davaların sayısı alabildiğine yüksek. Bir de her açılan dava sanki Cumhurbaşkanımızın lehine gibi sonuçlanıyor gibi de bir algı yerleştirmiştir. Ve açılan davalardaki tazminat miktarları da öyle böyle değil. Çünkü CHP Genel Başkanı'na açılan davaları, özellikle Manadası'yla ilgili davaları hatırladığımızda miktarlar genelde 1 milyon liradan başlıyordu. Ve rakam olarak yüksek meblağlarla sonuçlanıyordu. Ve o davaların sonuçlarına baktığımız zaman da 350 bin liralıkta mahkum olduğu, 130 bin lira, 140 bin liraya da mahkum olduğu davalar vardı. Ancak bunların sanki böyle kamuoyunda tam anlamıyla bitmiş, bütün her şey cezalar kabul edilmiş gibi yine algı olsa da bu davalarla bugüne kadar CHP Genel Başkanı'nın mahkum edildiği de bir dava yok. Mahkum yerel mahkemede ediliyor, doğrudur. Yerel mahkemede sonuçlanan, istinafta belki de aynı şekilde de kabul edilen de davaları var. Ama Yargıtay'ın da bozduğu davalar var. Bunun da dikkate alınması gerekiyor. Yargıtay'ın bozduğu davalar kuşkusuz yerel mahkemeye tekrar gidecektir. Yerel mahkemenin bu yönde vereceği kararlar vardır. Ve baktığımız zaman Manadası ile ilgili şu ana kadar sonuçlanmış, tazminata mahkum edilmiş, yani kararı kesinleşmiş dava yok. Onu da ifade etmemiz gerekiyor. CHP Genel Başkanı'nın bu açıklamaları veya bu olaylarla ilgili olarak açılan tazminat davalarıyla ilgili avukatına sorduğum zaman bugüne kadar 21 davanın, Cumhurbaşkanı'nın açtığı 21 davanın sonuçlandığını, daha doğrusu dava sayısı fazla ama 21 davanın sonuçlandığını, bunlardan 18'inin kendilerinin lehine sonuçlandığını, 3 davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderildiği ve bu 3 davadan ikisinin de yine lehlerine sonuçlandığı, bir davanın da davasının halen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devam ettiğini ifade etti. Dolayısıyla şu ana kadar baktığınız zaman CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinden dolayı açtığı davalardan bir mahkumiyeti olmadığı ortaya çıkıyor. CHP Genel Başkanı'nın avukatının anlatımlarına ve ondan aldığımız bilgilere göre bunu ifade ediyoruz. Evet. Özgür Özel Bey'le de ilgili açılan, yeni açılacağı ifade edilen davalar var ama şimdi yasalarımıza göre tazminat davaları zenginleşme aracı olarak kullanılamaz deniliyor. Şimdi rakamlara baktığımız zaman hakikaten çok yüksek rakamlar ifade ediliyor. Yani bu rakamların açılan tazminat davaları miktarlarına baktığın zaman gerçekten herkes için ürkütücü rakamlardır. Bir de yargı ile ilgili kamuoyunda şöyle bir konu var. Yani yargıya yeteri kadar bir güven olmadığı yolunda bir görüş de var bildiğiniz gibi. Veya bununla ilgili önemli yorumlar da yapılıyor. Bir de bazı hakimlerin daha önce AKP teşkilatlarında görev alması, işte adaylık süreçlerinin yaşanması, bunların da yargıya olan biraz güvenin veya verilecek kararların adil olmadığı yolunda da görüşlerin olduğunu da hatırlatalım. Ve nitekim baktığımız zaman Gezi olarak nitelendirilen davayla ilgili
avukatın birisini, pardon, hakimin birisinin daha önce AKP'den milletvekili aday adayı olduğu gerçeğini de unutmayalım. Bir de hemen milletvekili aday adayı derken şu gerçeği de hatırlayalım. Bildiğiniz gibi seçim kanunumuza göre kamu görevlileri görevlerinden aday adayı olacaklar zaman görevlerinden istifa ederler ve bu istifadan sonra aday olur olmaz ve seçilemezse ya da aday gösterilemezse yine seçimlerin bittiğinden kısa bir süre sonra eski görevlerine veya eşdeğer görevlere gönderilebiliyorlar. Bunlardan sadece muaf olan iki meslek grubu var. Birisi subaylar yani askerler, diğer ise hakim ve savcılardır. Şimdi burada daha önce baktığımız zaman aday olan ve bugün hakim olarak görev yapan kişinin avukatlık yaptığı dönemdeki bir adaylığı söz konusu. Ama avukatlık yapan bir kişinin dolayısıyla rengi ve hangi partide görev yaptığı, hangi partinin aday olduğu ortada olduğu bilinmesine rağmen bu şekilde göreve başlatılması ister istemez verilen kararı da tartışmalı hale getiriyor. Nasıl mesela mahkemeyle ilgili verilen müebbet kararında bakıyorsunuz mahkeme başkanı da aynı karar veriyor. Yani aynı cezaları onaylıyor. Aday olan hakim de aynı karar veriyor. Kimse ya aday olan hakimle ilgili herkes hakimle ilgili konuşuyor ama diğer mahkeme başkanının verdiği kararı adil buluyor. Yani kendisine göre verilen bir karar. Ve diğer bir üyenin de verdiği karşı oy yazısı. Bu da ayrı bir gerekçe. Dolayısıyla hep şunun üzerinde noktalanıyor. Eğer o hakim gerçekten adayı olmasa veya bir parti bağı olmasa belki kararlar farklı da çıkabilir. Yorumlarında yapıldığını hatırlatalım. O nedenle yargı mensuplarının normal olarak işte dava bu şekilde hakim savcı olanların daha önce adaylık süreci yaşandıysa bunların normalde mesleğe alınmaması başında gerekirken bunların çok dikkate alınmadığı bu olaylarla da ortaya çıktı. Özgür Özel'le ilgili açılan davanın veya açılacağı ifade edilen davanın da yine 250 bin liradan başlaması tabi az bir rakam değildir. Yine bunlara da karar verecek olan mahkemelerdir. Mahkemelere kararını nasıl verilir, böyle bir yüksek meblağlı olmasının sonucu nasıl doğar? Bir de bu süreç içerisinde ister istemez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha önce vermiş olduğu kararlar hem davaların yani tazminat davalarının zenginleşme aracı olarak kullanılamayacağına ilişkin kararlar hem de siyasetçilerin en ağır, en acımasız bir biçimde eleştirilebileceğine ilişkin o yönde verdiği kararlar vardı. Nitekim bu kararlarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerinin nasıl bir karar vereceğini önümüzdeki süreçte ancak göreceğiz. Tabii bunlar uzun bir süreç alıyor. Yerel mahkemenin kararı, istinafa gitmesi, arkasından Yargıtay'a gitmesi, daha sonraki süreçte Anayasa Mahkemesi'ne itirazda da bulunulması gibi bir takım süreçler de vardır. Şimdi aynı şekilde şu anda gündemde olan Osman Kavala kararında da olduğu gibi bu kararda da evet şu anda her ne kadar Osman Kavala ömür boyu hapis cezasına çarptırıldıysa diğerleri 18 yıl mahkum edildiyse de bu da sonuçta baktığımız zaman kesinleşmiş bir karar diyemeyiz. Bunun da yeni aşamaları var. Daha istinafa gidecek, istinafın vereceği karar. Daha sonra aynen kabul edilirse yine Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın vereceği kararları da beklemek gerekiyor. Tabii ki ama bu arada bu kişilerin tutuklandığını ve cezaevinde olduğu gerçeğini de göz ardı etmememiz gerekiyor diye bakıyorum. Peki Sayın Öztürk, şimdi yine bir davayla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açmış olduğu bir dava. Hem tazminatların ne kadar yüklü olduğuna değindiniz. Bir yandan da Cumhurbaşkanı hakaret davalarındaki artışa da biraz değinmek gerekir belki bir noktada. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döneminde şöyle bir baktığımızda açılan davaların sayısı kendisinden önceki 5 Cumhurbaşkanı'na açılan dava sayısının 20 katı. Yani hakaret davası, Cumhurbaşkanı'na hakaret davası olarak baktığımızda 20 kat. Yani neden bu kadar arttı sizce? Ebru Hanım, tabii şöyle söylemek lazım. Her şeyden önce kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Onu hatırlatalım.
Şimdi dava sayısının bu kadar fazla olmasını da şuna bağlamak gerekir. Şimdi önceki cumhurbaşkanların bildiğiniz gibi partilerle bağ kesiliyor veya bir partiyle olan ilişkisi tamamen kesilip normal herkesin cumhurbaşkanı oluyor. Bugünkü durum ülkede getirilen yeni sistem, yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, daha farklı bir sistem. Ne oluyor? AKP genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanımız, bildiğiniz gibi. Şimdi parti genel başkanı olunca zaman zaman açıklamalarında parti genel başkanı sıfatıyla açıklamalar yapıyor. Muhalefete çok sert, ağır ifadelerde bulunabiliyor. Karşı taraf da siyasi parti. Onlar da karşısındaki kişinin AKP genel başkanı olarak kabul ettikleri için onlar da karşı sert cevaplar da verebiliyor. Şimdi cumhurbaşkanımızın özelliği şu: kendisine AKP genel başkanı olarak söyledikleri sözlere karşılık diğer siyasi partiler AKP genel başkanına cevap veriyorlar, ama hayır diyorlar, siz orada AKP genel başkanına değil cumhurbaşkanımıza hakaret edildi, cumhurbaşkanına hakaret edildi. Dolayısıyla hem cumhurbaşkanı hem AKP genel başkanı, bir siyasi partinin genel başkanı olması ister istemez bir gerginlik aracı olarak çıkıyor, eleştiri aracı olarak çıkıyor. Bu eleştirilerin bazen dozunun açtığı oluyor. Cumhurbaşkanımızın da yine muhalefetle ilgili de çok ağır, çok ağır ifadeler olduğu gerçeğini de yaşıyoruz. Demek ki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin kaldıramayacağı, hakikaten şu andaki gelinen noktalarda cumhurbaşkanımızın 160 bin civarında kişiyle, 1600 müydü? Galiba o civarda. Hemen bakıyorum, şurada bir notum olacaktı. Siz devam edin. 160 bin soruşturma, 40 bine yakında dava Mart ayına ilişkin rapordu bu. Evet, yani bunlar kamuoyuna intikal eden halini tabii sizler de belirttiniz. Sayılar son derece yüksek. Şimdi Cumhurbaşkanı hiç eleştirilemez diye bir şey yok. Tabii ki Cumhurbaşkanımız da eleştirilir. Ama dediğimiz gibi bunun ölçüsünün dışına çıkılmaması gerekiyor. Kuşkusuz insanlar kendilerine hakaret edince onlara da karşı cevap vermek durumunda da kalabiliyor. Özellikle siyaset için diyorum. Siyasetçilerin İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre en ağır şekilde eleştirilebileceğine ilişkin kararları da göz önüne alıyoruz. Geçmişle ilgili bir örnek vermek istiyorum. Önceki başbakanlardan sonraki cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel'in yıllarca, yaklaşık 40 yıl avukatlığını yapan Yaşar Bey'le, eski Ulaştırma Bakanı'ydı kendisi. Yaşar Bey, Yaşar Topçu, bir gün dedi işte Demirel Başbakan, kendisine bir tebligat geldi Antalya'nın bir ilçesinden. İşte kendisine çok ağır ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle bir vatandaşın tutuklandığı ve dolayısıyla o dönemdeki mevzuata göre eğer işte davacı mısınız değil misiniz sorusunun kendisine yöneltildiğini ifade ediyor. Demirel o zaman böyle bir kişinin tutuklandığından haberdar oluyor. Yaşar Topçu'yu çağırıyor. Yaşar diyor, hemen diyor işte bu dava olay yerine gidin. Vatandaşımız diyor tutuklanmış. Kim bilir diyor, biz o vatandaşımıza nasıl bir kötülük yaptık ki bize bu kadar ağır küfürler, ağır hakaretlerde bulunuyor diyor. Ve nitekim Yaşar Topçu olay yerine, o ilçeye gidiyor. Davadan biz davacı değiliz, sanığın serbest bırakılmasını istiyoruz diyor. Ve gerçekten sanık da serbest bırakılıyor. O sözlerinden dolayı da Yaşar Topçu'dan Demirel'e iletilmek üzere özür dilediklerini de ifade ediyor. Yani tabii siyasette hoşgörünün önemi son derece büyük. Bu hoşgörüyü de herkes, siyasetçilerimizden de bekliyor Ebru Hanım. Peki, şimdi Sayın Öztürk, bugünkü yazınıza gelelim o halde. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Haziran 2013'te demişti ki o görüntüleri yayımlayacağız önümüzdeki cuma günü. Niçin? Dolmabahçe Camisi'nde içki içildiğine yönelik iddiaları için. Bakın, üzerinden 463 hafta geçti. Henüz o görüntüler ortada yok. Ama buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddiaları sürüyor. Ne dedi Erdoğan son olarak? Dolmabahçe Camii, hatırlayın, bira kutularıyla caminin içlerinde oturan müptezeller ifadesini kullandı. O iddia devam ediyor. Neler yaşanmış o gün camide?
Şöyle ayrıntılarını siz bugün kaleme aldınız. İçildiği doğruysa gerçekten Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi onlar müptezel kişilerdir. Yani caminin içerisinde içki içilmesini hiç kimse kabul edemez. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın o sözüne katılırsınız. Çünkü müptezel denildiği kişiler caminin içerisinde eğer içki içiyorsa bunlara başka ne diyeceksiniz? Bunlar söylenir. Şimdi Cumhurbaşkanımız diyor evet yıllardır aynı konu gündemde. İşte 2013 yılından bu yana bildiğiniz gibi işte gezi olayların yaşandığı dönemden bugüne kadar hemen her böyle gezi konusu gündeme geldiği zaman Valide Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde içki içildiği konusu gündeme gelir. Geçmiş dönemde de yani gezi olaylarının başladığı ilk günlerde de yine aynı camide içki içildiği iddiaları gündeme getirilmişti. Ve bu içki olayı konusunun ile ilgili o dönemde başbakanımızın yaptığı açıklamada da şöyle denilmişti. Önümüzdeki işte cuma günü o görüntüleri televizyonda yayınlayacağız demişti. Yalnız o değil, bir de başka bir olay vardı. Biliyorsunuz bir hanımefendiye, başörtülü olan bir hanımefendinin ona üzerleri çıplak, işte üzerlerinde gözleri maskeli, işte deri ceketli bazı kişilerin hakaret ettikleri, üzerlerine idrar attıklar gibi bir takım şeyler vardı, iddialar vardı. Evet. Bunlarla ilgili baktığımız zaman o görüntüler de kamuoyuna açıklanacaktı. Ve bazı meslektaşlarımız da ne yazık ki o günlerde şunu söylediler. Dediler ki görüntüleri biz izledik, kamera kayıtlarını izledik. Ya peki diyorsunuz nerede? Sonra niçin hayır izlemedik, hayır hayaliydi diye açıklamalar yapıyorsunuz. Türkiye'de işte gerçek gazetecilerin sorumluluğu işte burada başlıyor. Her şeyin gerçeğini anlatmak lazım. Tıpkı Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin müezzini Fuat Yıldırım'ın yaptığı gibi. Fuat Yıldırım caminin müezzini. İşte ilk gün olaylar olduğu gün itibaren camisini hiç terk etmeyen, ayrılmayan bir kişi. İmam olduğu camide yaşananları bugünkü Sözcü Gazetesi'nde köşemde, yarın da devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili çok kapsamlı bir araştırma yaptım ve bu kapsamlı araştırma içerisinde Valide Bağ Camii'nin o dönemki müezzini Fuat Bey'in hakikaten ne kadar yani çok ciddi bir krizi nasıl yönettiği, nasıl insanların hiç orada burnunu kanamadan kurtarıldığı ve gündeme getirilen camide içki içildi iddiaları ile ilgili olarak verdiği ifadeleri araştırdığında ilginç bilgilere rastlıyoruz. Şimdi önce şunu söylemek lazım. Caminin bir imamı vardır. Yani birinci derecede sorumlu olan imam. Peki imam nerede diye o gün pazar günü Fuat Bey mesela izin günü o gün caminin imamı ikindi ve akşam namazını kıldırınca bir daha hiç ortalıkta görünmüyor. Nerede o imam diye sormak gerekiyor. Olaylar anında sonra bakıyorsunuz bu kişinin yurt dışına gittiği anlaşılıyor. Şimdi cami bir müezzine kalmış durumda. Müezzine kaldığı durumda işte akşam saatlerinde camiye bir hücum başlıyor. İnsanlar polisten kaçarken işte kendilerine sığınma yeri olarak camiyi buluyorlar. Ve imam camiye diyor, müezzin camiye geldiği zaman ifadelerinde insanlar ayakkabılarıyla diyor o saatte girmişlerdi. Yaralılar vardı. Caminin arkasına, giriş kapısının arkasına kalaslarla örülmüştü. Çünkü polisin geleceğinden onlar şey yapıyor. Fakat polisten önce kalabalık bir grubun hücumu var oraya gelmeye çalışan. Aynı şekilde polisten kaçmaya çalışan kişilerin. Ve böyle bir ortamda oradaki hem içeride hem dışarıdaki kalabalığı mikrofonla sakinleştirmeye çalışıyor. Ben diyor polisle gidip pazarlık yapacağım ve sizlere siz de burayı sağlıkla, sıhhatle terk edeceksiniz diye görüşmeler yapıyor. Hakikaten o görüşmelerin sonucunda polisle görüşüldükten sonra caminin boşaltılması sağlanıyor. İşte olay ondan sonra başladı. Camide işte içki içildiği iddiasıyla gündeme geldi ve 9 yıldır da bu iddia zaman zaman tekrarlanıyor. Ve 9 yıldır da kamera kayıtları olduğu ifade ediliyor. Ama o kamera kayıtları bugüne kadar hiç yayınlanmadı. Herhalde yayınlanamaz. Çünkü ortada içki içildiğine dair hiçbir emare yok her şeyden önce.
veya caminin içerisindeki kamera görüntüleri defalarca incelenmiştir. Ve camide olaylar bittikten sonra cami içerisinde olay yeri inceleme, emniyetin olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırma var. Kamera kayıtlarıyla ilgili incelemeler var. Tam anlamıyla kesintisiz bir biçimde incelemelerde orada içki içildiğini gösteren bir bulguya rastlanmadı. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Emniyetteki ifadelere dayanarak söylüyorum. Nitekim imam müezzine defalarca soruluyor. Diyor ki içki içildiğini gördünüz mü? İçki içildiğine şahit oldunuz mu? Caminin içerisinde böyle bir olay oldu mu? İmam da her defasında artık herhalde burasına geliyor aynı soruların, aynı defalarca sorulmasına ki diyor ki kardeşim diyor, ben diyor burada diyor içki içildiğini veya o anda içki içen, elinde veya işte bira şişesi veya bilmem elinde içki olan hiç kimseyi ben burada görmedim. Ben bir din adamıyım, yalan söyleyecek halim yok diye orada böyle biraz şey yapıyor, duygularını biraz daha sistemkar dille de ifade ediliyor. Sonra camiye bir bakan geliyor. Eski bir AKP milletvekiliyle beraber. Orada yine caminin içerisinde şeyle beraber, din görevlisiyle yine vaizle, müezzinle beraber yine konuşuyor. Onlara da gördün mü? Hayır diyor, ben görmedim diyor. Ve caminin içerisinde bir gün caminin kapalı ve olay yeri inceleme ekibinin daha incelemesini de yapmadan önce saraylar bölümüne bağlı bir kamera grubu camiye geliyor ve bu camide bir bira şişesinin camın önüne konulmuş, ezilmiş bir bira şişesi var. Bu bira şişesi işte olayı camide bira içildiği gibi yorumlara sebep oluyor. Ama o bira şişesi ne zaman konuldu? O bira şişesi hakikaten olay sırasında mıydı? Yoksa olay sonrasında bir takım bazı kişiler mi getirip oraya konuldu? Aynı bira şişesinin camın pencerenin önünde bulunan bir kutunun daha sonra değişik yerlerde aynı caminin içerisinde değişik yerlere sanki birden çok bira şişesi bira kutusu varmış gibi böyle bir izlenim yaratılmasına da yol açtığı anlaşılıyor. Yani böyle bir kamera kayıtlarının olduğu ifade ediliyor. Ama başından beri söylüyoruz hiçbir kayıtlarda yok. Şimdi caminin imamı, tam caminin imamının 2 yıl sonra ifadesi alınabildi. Bakın 2 yıl aradan geçti. Caminin imamı o dönemde yurt dışına gittiğini ifade etmiştim. Nedense bir türlü ya ifadeye çağrılmasına rağmen gitmiyor ya da bir türlü ifadesi veya olayın üzerinde uzun zaman geçtiği için mi alınamıyor. O da ifadesinde aynı şunu söylüyor imam. İmamın ismi de Halil Necipoğlu. Ben diyor caminin, yani o daha önce ilk olayların başladığı günlerde camiye ilk sığınma olayı zaten akşam namazından sonra da kendisi camiden ayrılıyor, gidiyor. O da diyor ki ben diyor hiç görmedim diyor, caminin içerisinde içki içildiğini görmedim diyor. Daha sonraki bir süreçte, yani Türkiye'de öyle ki Ebru Hanım, bazen doğru söylemek de insanın başına bela açıyor. Nitekim olayı biraz araştırınca, bir geçenlerde bu konu gündeme gelince ister istemez araştırdım. Caminin o dönemdeki müezzini Fuat Yıldırım, yani olayları önlemeye çalışan, işte polise gidip pazarlık yapan, cami içerisinde asla içki içildiğini kabul etmeyen veya içki içilmediğini söyleyen, zaten diyor içki içilseydi diyor ona ilk müdahaleydi, ben ederdim diyor. Ben diyor onlara müdahale ederdim içki içildiğini görsem diyor. Bunları söyleyen bir imam, müezzin ne oluyor biliyor musun? Olayın üzerinden 6-7 ay geçtikten sonra hemen görev yeri değişiyor. Dönemin müftüsü arıyor kendisini. Müftü Bey diyor ki kendisine, Rahmi Yaran, il müftüsü. Ya diyor Fuat Bey diyor, siz diyor çok yoruldunuz. Sizi diyor başka falanca camiye göndermek istiyoruz diyor. Fakat bu da diyor ki ben diyor hocam diyor ben diyor yorulmadım diyor. Üstelik de gönderilmek istenen cami de camiler biliyorsunuz büyüklüklerine, bulundukları yerlere, semtlerine göre değişir. A sınıfı Valide Sultan Camii, C sınıfı bir camiye gönderilmeye çalışılıyor ve nitekim de bir şekilde oradan gönderiliyor. Şimdi diğer caminin olayların olduğu gün yurt dışına giden
İmam şu anda Kur'an yarışmasının jürilerinden birisi. O daha iyi, daha yüksek bir camiye gönderilmiş oldu. Fuat Bey gariban, herhalde arkasında da kimse yok. Bir de gerçeği söylediği için herhalde olsa gerek. Böyle bir sürgüne uğradı. Ve aradan yıllar geçmesine rağmen bu kişi ifadesinde en küçük bir değişiklik yapmadan sadece ben din adamıyım, ben gerçek neyse onu söylerim demenin cezasını çekiyor gibi geliyor bana. Ve nitekim şu anda önemli de sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Belki yakın bir dönemde de eğer kendisine göre uygun bir böbrek nakli böbrek bulunursa nakil işlemi yapılacak. Bildiğim bundan da bu kadar ama daha bu olayla ilgili, yani o geceyle ilgili olaylarla ilgili mutlaka araştırılacak, ileride ortaya çıkacak çok bilgi olduğunu da ifade ediyorum. Eğer Fuat Bey konuşursa, ki daha önemli bilgilerin olabileceğini düşünüyorum, çünkü kendisi devlet memuru olduğu için konuşmuyor hiçbir gazete. Evet, Saygı Bey'in bağlantısında bir kopukluk yaşıyoruz. Saygı Öztürk anlatıyordu o gece neler yaşandığını. Camide içki içildiği yönünde bir iddia atılmıştı ortaya ve o iddialarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüntülerin yayımlanacağını söylemişti. Önümüzdeki cuma yayımlayacağız demişti ama çok cuma geçti. Bakın 463 cuma geçti üzerinden. Henüz o görüntüler ortada yok. Ama bu iddia halen sürüyor. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan bir iftarda konuştu ve Gezi yargılamaları sonrasında bir açıklama yapmıştı aslında. Dolmabahçe Camii'ni hatırlayın. Bira kutularıyla caminin içerisinde oturan müptezeller ifadesini kullanmıştı. O iddialar halen sürüyor. Ama burada görev alan müezzin bu konuyla ilgili sevgili seyirciler Fuat Yıldırım ben içki içen kimse görmedim demişti. Ondan sonra aylar sonra da işte 5-6 ay sonra da Saygı Öztürk de şimdi anlatıyordu bize. Fuat Yıldırım C sınıfı bir camiye gönderildi. Görev yaptığı caminin A sınıfı olduğunu belirtti Saygı Öztürk de. Yani bir nevi sürüldü diyebiliriz. Yani denilmiş ki oradaki caminin imamına sen biraz dinlen, sen çok yoruldun, ancak imam da kabul etmemiş. Ben yorulmadım demiş. Buna rağmen orada işte bir görev değişikliği dikkat çekiyor. Saygı Öztürk'e dönebilecek miyiz arkadaşlar? Evet, az sonra tekrar bağlantı kuracağız. Şimdi Saygı Öztürk'le konuşmayı sürdüreceğiz. Bir yandan da böyle bir yani olayın şahidi olan, direkt olayın içerisinde olan müezzin Fuat Yıldırım böyle bir şey olmadığını, yani görmediğini söylüyor. Kendisini böyle bir şeye şahit olmadığını söylüyor. Saygı Öztürk'e tekrar dönelim. Sayın Öztürk, bir kopukluk yaşadık ama son olarak kısaca sormak isterim. Şu anda da yaşıyoruz zaten. Şu anda da sesler çift geliyor. Öyle mi? Tamam, içeriden evet. Ses geliyor herhalde size. Hemen ona da bir el atsın arkadaşlar, ilgilensinler. Sayın Öztürk, son olarak sormak isterim. Halen bu iddianın sürdürülmesine ne demek gerekir? Nasıl yorumlarsınız? Peki. Geliyor mu sesim? Evet. Saygı Bey. Halen iddia sürüyor. Yani orada görev alan hocanın ben böyle bir şey görmedim, içki içen kimseyi görmedim demesine rağmen devam eden ve halen de görüntülerin paylaşılmadığı bir iddia. Evren, ya sesler. Evet. Peki. Peki, teşekkür ederiz Sayın Öztürk. Bu teknik problemi çözemedik sevgili seyirciler. Saygı Bey de uzunca değerlendirme